İyimserlik öğrenilebilir mi? Acaba neden bazı insanlar çok iyimser, hayata iyimser gözlüklerle bakarken bazı insanlar daha karamsar, kötümser bakıyorlar? Peki eğer ben kötümser bakıyorsam, bunu değiştirebilir miyim? İyimser olmayı öğrenebilir miyim? Diyorsanız evet bu video tam size göre. Evet, öğrenilmiş iyimserlik kavramını ilk ortaya atan Martin Seligman, pozitif psikolojinin de kurucularından. Evet TEDx'te de konuşmaları var, kendisinin kitabı var, alıp okuyabilirsiniz. Konuşmasını da dinleyebilirsiniz. Evet, orada yaptığı araştırmaya da e, öğrenilmiş yani şeyin e, iyimserliği öğrenebileceğimizden bahsediyor. Ve öncelikle iyimser insanları ve kötümser insanların nasıl bir bakış açısıyla hayata bak Baktıklarını gözlemliyor ve bunun sonucunda evet birinci olarak şunu diyor. Diyor ki iyimser insanlar her zaman hayata e, genelleme yapmazlar. Yani hayatta bir başarısızlık mı yaşadılar? Hayatta bir olumsuzluk mu yaşadılar? Zor bir şeyle mi karşılaştılar? Derler ki evet şu an e, şey şu dersten başarısız oldum. Hayatta şunu başaramadım. bunu yapamadım derler ama genelleme yapmazlar. Mesela bir sınava girerler, bir öğrenci ise iyimser bir öğrenci ise sınava girdiğinde der ki ben iki dersten sınıfta kaldım ama diğer dört dersten sınıfı geçtim derler. Oysaki bir kötümser şöyle bakar. Sınıfta kaldım. her şey çok kötü der. Yani olayı genelleme tabi tutar. Ben hep zaten başarısızım der. Şimdi böyle sözleri de duyuyor musunuz? Mesela diyor ki birisi, ben çok kadersizim. Benim kaderim yok. Neden? Evet, o gün işte korona olmuş. Ee, diğer arkadaşı da korona olmuş. O diyor ki ya ben çok şanslıyım ya. Herkes defalarca oldu, ben daha bir kere oldum diyor. Evet bir iyimser genelleme yapmıyor. Ben hep kadersizim demiyor. Diyor ki ben evet şu anda hasta oldum diyor. Diğeri ise ben hep kadersizim. Benim kaderim böyle. Eşler arasında da bir örnek vereyim. Eğer ben kötümsersem şöyle bakıyorum. Eşim benimle hiç ilgilenmiyor. Eşim bana hiç değer vermiyor. Hiç. Ne yapıyorum? Genelleme yapıyorum. Eşim beni hiç sevmiyor. Eşim hep böyle yapar diyorum kötümsersem. Oysa ki iyimsersem, evet eşim bugün bu davranışıyla bana kendimi kötü hissettirdi. Eşim bana bugün, bu hafta ya da bu ay ya da bu sene hiç çiçek getirmedi. Ee, bu da bana kendimi değersiz hissettirdi der. Genelleme yapmazlar. Sadece duruma sınırlarlar olayı. Evet, iyimserler. Şimdi ikinci olarak ise e, hayatının bir e, alanında başarılı olabilir ya da başarısız olabilir. Diğer alanında başarılı olabilir. Yani hayatı bir bütün olarak görürler iyimserler. E, derler ki evet ben e, bu dersi yapamıyorum ama diğer dersi yapıyorum. Ya da hayatımda evet ben okul başarım iyi değil, okulda başarılı değilim ama ben çok güzel spor yapıyorum yapıyorum. Ben hayatımda evet evliliğimi başaramadım. Boşandım ama arkadaş ilişkilerim çok iyi diyebilir. Yani hayatı şöyle düşünür. İyi, kötü, kötü, iyi. Yani bir dalgalanma olarak görür bir iyimser. Hayatı topyekün kötü ya da topyekün çekilmez ve ben bu hayatta topyekün çaresizim olarak düşünmez. Daha genel bakar. Evet bu sene zor bir sene yaşıyorum. Ekonomik sıkıntılarım var ama geçen sene çok iyiydi ve bundan sonraki sene de daha iyi olacak diye bakarlar. Ve böylece hayatı bir bütün olarak düşünüp başarılı olamadığım alanlar var, başarılı olduğum alanlar var. İyi olduğum deneyimler var, iyi geçen, kötü geçen deneyimler var diye bakabilirler, bakarlar hayata. Evet, üçüncüsü ise başlarına gelen iyi şeyleri e, içselleştirirler, iyimserler. Derler ki benden dolayı, yani sınava girdim, ben çok çalışmıştım zaten, o yüzden bu sınavı başardım. Yani ne yapıyor? O başarıyı içselleştirir. Ya da bir arkadaşı var, çok iyi bir arkadaşlıkları var, der ki ben o arkadaşımı çok seviyorum, İçselleştirir, o yüzden ilişkimiz bu kadar iyi der. E, kötü şeyleri ise dışsallaştırır. Yani başına e, bir kaza geldi. Der ki evet orada trafik çok fazlaydı. Hava e, durumu çok kötüydü der. Yani başına gelen kötü şey ben kadersizim, işte ben şanssızım, e, benden daha kötüsü yok, ah benim hayatım zaten deyip bunu dramaya bağlamaz. Ne yapar? Der ki... Evet, bu dışsal bir faktör, benimle alakalı değil. Hatta bir arkadaşının bir tavrına bile bakar o gün size çok kötü davrandı, size hiç de alışkın olmadığınız ya da hiç de size göre hak etmediğiniz bir şekilde davrandı. Ve bu sefer siz o sırada bir iyimser şöyle bakar der ki bu benimle alakalı değil. Başıma kötü bir şey geldi ve bu onunla alakalı. Belki kötü bir gün yaşadı, belki eşiyle kavga etti, belki ee, çok ee, büyük bir sıkıntısı var bana söylemek istemediği o yüzden der. Kendisiyle alakalı düşünmez. Kötümser ise iyi şeyleri dışsallaştırır, kötü şeyleri ise içselleştirir. Nasıl yapar? Arkadaşı ona o gün kötü mü davrandı? Zaten ben hep böyle. Herkes bana kötü davransın. Ben zaten böyle bir insanım. Ben buna daim. Benden böyle bir şey olmaz diyerek aynı davranışı bakış açısı farklı olur. Peki şöyle bir insan nasıl davranır? Ee, i̇yi bir şey olduğunda der ki ya evet ya siz dersiniz ki mesela ya ne güzel başarmışsın ya dil öğrenmişsin bak buraya geldin ama Almancayı öğrenmişsin dersiniz. O der ki ya ama kaç sene sürdü 3 senede öğrendim. Yani benimle alakalı değil. Burada mecbur tuttular o yüzden öğrendim. Yani iyi bir şeyi hayatında başarılı olan bir şeyi kendine vermez onu da ne yapar dışsallaştırır. Der ki ya evet bir şey başardım yani çok güzel bir evliliğim var ama benimle alakalı değil. Yani eşim çocuklara çok iyi davrandı o yüzden benimle alakalı. Çocuklarım çok iyiydi ama bu başarıda benim rolüm yok der. Yani ne yapıyor? İyi şeyleri dışarıda, kötü şeyleri ise kendinde bulmaya çalışıyor. Evet, bu üç şey diyor Martin Seligman, iyimser ve kötümser olduğumuzu aslında belirleyen kriterler. Şimdi ben de eğer, ee, konumuz neydi? Ben de öğrenebilir miyim iyimserliği? Demek ki ben kötümser olmamın altındaki bu üç sebebi fark ettiysem eğer şu anda bu videoyu izlerken bundan sonra şunu yapacağım. Acaba ben artık iyimser olmak için kendi bakış açımı küçük küçük adım adım nasıl değiştirebilirim? Her bana bir şey çarptığında... Acaba genelleme mi yapıyorum? Ya da kişiselleştiriyor muyum? Olumsuzlukları içselleştiriyor muyum? Ya da bütün bir hayatıma mı yayıyorum? Bütünsel bakamıyor muyum? Bunu fark et. Fark ettikten sonra da yorumlar kısmına yaz bakalım. Eğer bunu fark edip iyimserliği e, de öğrenebiliyor musun? E, evet, YouTube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutma. Müzik <laughs>